Uzmanım.net'ten herkese merhaba. Bu videoda Photoshop uygulamasında nasıl animasyon yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Animasyonu yapmak deyince tabii akla ilk gelen uygulama Photoshop değil. Pek çok farklı program var bununla ilgili. Ama Photoshop'ta da bunu yapabilirsiniz. Oldukça farklı ve kaliteli animasyonlar yapma şansınız var. Tabii bu bir başlangıç videosu. Nasıl yapıldığını, zaman çizelgesi ayarının nasıl kullanıldığını öğrenmek için bu videoyu çekiyorum. Bu konuyla ilgili birkaç video daha çekeceğim. O videolarda biraz daha detaylı olarak anlatacağım kısımlar var aslına bakarsanız. Şimdilik zıplayan bir civciv animasyonu oluşturacağız. Aslında bir bakıma GIF yapıyoruz diyebilirim şu an. İki tane civciv görselim var gördüğünüz gibi. Birisi normal duruyor, birisi zıplıyor. Ben istiyorum ki bu civciv havaya zıplasın. Sonra tekrar başta bulunduğu konuma geri düşsün. İki katmanın birbirinden ayrı olması önemli tabii tahmin edersiniz. Artık tüm katmanlarımız burada olduğuna göre pencere kısmından zaman çizelgesi ayarına tıklıyorum. Eğer sizde açık değilse bu kısımdan açabilirsiniz. Tıkladığımda zaman çizelgesi, video zaman çizelgesi oluştur diye bir seçenek var. İki seçeneğiniz var burada zaman çizelgesi oluşturmak için. Birincisi benim kullanacağım yöntem, ilk başta yapacağımız yöntem birazdan göreceksiniz. Diğeri de kare kare ayarlama. Kare kare ayarlamada da gayet başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Çok aşırı bir farkı yok aslında ama başlangıç için bu yöntem biraz daha kolay. O yüzden bununla başlamak istedim. Görselin bulunduğu konumu kaybetmemek için en başta cetvelle işaretliyorum. Katman 2'nin altında 3 tane seçenek var gördüğünüz gibi. Konum, opaklık ve stil olarak. Biz şimdi yer değiştirmesini istiyoruz. Zıplamasını istiyoruz. O yüzden konumla başlayacağım. Sağ kısımda bir zaman çizelgesi var. Animasyonun süresini temsil ediyor. İlk başta konuma tıkladığımda ilk saniye için konumu belirledi. Şu an bulunduğu konum. Ben bu zaman çizelgesindeki ince kırmızı çubuğu hareket ettiriyorum ve örnek veriyorum 1 saniye sonrası için görselin nerede olmasını istediğimi ayarlayacağım. Ben hareket ettirmeye başladığımda gördüğünüz gibi başka bir ikon daha oluştu orada. Evet, bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz görseli. Tonun yerini değiştirirseniz ne kadar hızlı olacağını ayarlayabilirsiniz. Yani 1 saniye sonra burada olsun, 5 saniye sonra burada olsun gibi daha hızlı hareket etmesini sağlayacaktır. İlk görselin konumunu ayarladık. Artık bu aşamadan sonra ben diğer katman devam etsin istiyorum. Yani diğer civciv şekli zıplamaya devam etsin istiyorum. O yüzden onu tam olarak yerlerini değiştirmesini istediğim şekilde birbirlerinin üstüne getiriyorum. Artık katman 1 ile çalışacağım için katman 1'i açtım. Yine aynı şekilde konuma tıkladım. Ve daha sonrasında biraz daha yukarı hareket ettiriyorum. Konumunu değiştiriyorum. Ama tabii katmanların görünürlüğünü kapatmak zaman çizelgesinde bir işe yaramıyor. O şekilde değişiklik yapamazsınız. Opaklıkla yapacağız bu değişikliği. Yani istiyorum ki ben katman 1 ilk başta animasyonun başında görünmesin. Daha sonrasında bu yer değişecekleri kısma geldiğinde opaklığı %100 olsun. Bu şekilde ayarladığımda program aynı konumda olduğu gibi arayı dolduruyor. Yani ne yapıyor? En başta opaklığı sıfırken birinci saniyede opaklığını %100 hale getiriyor. Burada uzun bir geçiş oluyor. Bunu değiştirmek için opaklığı sıfır yaptığımız yeri diğerine biraz daha yaklaştırabiliriz. Yani opaklığın sıfır olduğu ayarı diğerine biraz daha yaklaştırabiliriz. Bu arada aynı işlemi diğer katman için de yaptım. Tam tersini. Yani en başta var olsun, daha sonrasında katman 1 göründüğü zaman katman 2 yok olsun dedim. Bir yer değiştirme yaptık yani. Evet, aynen bu şekilde. Hatta biraz daha hızlı bile olabilir. Eğer isterseniz birbirlerine daha da yakınlaştırabilirsiniz. Artık katman 1 ile çalışmaya devam edeceğim. Yukarı zıpladıktan sonra bu sefer aşağıya doğru düşsün istiyorum. Katman 1'e geldiğimizde zaten en son ayarladığımız konumun yanında başlıyoruz. Konuma tıkladım yine katman 1'in altında. Ve yine belli bir saniye geçtikten sonra artık daha aşağıda olmasını istiyorum. Aşağı doğru indiğinde bu sefer de yine eski haline, katman 2 haline dönsün istiyorum. Aslında yine aynı işlemi tekrar edeceğim. Bu sefer katman 2'ye tıklayıp opaklık dediğimde opaklığını %100 hale getiriyorum. Şimdi az önce bahsettiğim şey oldu. Opaklığı %0 iken %100 haline gelmesi bu sürecin tamamını, yani bu aradaki zaman çizgisinin tamamını kapsadı. O yüzden hemen yine %100 opaklığını %100 yaptığımız ikonun yanında %0 olarak değiştiriyorum. Yani
o kısma, zaman çizelgesinde o kısma gelene kadar %0 devam etsin. Birdenbire %100 olsun demiş oluyorum. Aynı işte bir katman 1 için de tekrar edeceğim. Artık görünürlüğünü %0 yapacağım. Evet, bu zıplama efektini bitirdik. Bir de bir şekil ekleyelim istedim. O yüzden gölge yapacağım. Ayrı bir katmanda elipsle civcivin gölgesini yapıyorum. Opaklığını düşürüyorum. Civcivin olduğu katmanların altına yerleştirdim. Bu oluşturduğum yeni katmanda hemen bu zaman çizelgesine eklendi. Benim istediğim civciv zıpladığında gölgesi kaybolsun. Civciv yere geri indiğinde gölgesi tekrar var olsun. Yani burada daha çok opaklıkla işimiz var. Elipsi açtığımda diğerlerinden farklı olarak vektörel maske konumu, vektörel maskeyi etkinleştirme görüyorsunuz. Çünkü bu şeklin konumunu değiştireceğiniz zaman vektörel maskeyle yapabiliyorsunuz bunu. Yine aynı mantıkla en başta opaklığı %30 olsun. Daha sonrasında civciv yukarıya geldiğinde %0 olsun. Ve daha sonrasında civciv aşağı indiğinde %100 olsun olarak değiştirdim. Bu sefer o aradaki geçişi yumuşatmanın farkındaysanız opaklığın azalması ve çoğalmasında kendi o arayı doldurduğunda daha gerçekçi oldu. Bu hazırladığınız animasyonu kaydetmek için GIF olarak kaydedebilirsiniz ya da MP4 uzantısıyla kaydedebilirsiniz. Video görüntüsü olarak kaydetmek için zaman çizelgesi panelinin sol alt kısmında dışarıya aktar ikonu var. O ikona tıkladığınızda zaten direkt olarak bu kaydetme penceresi açılıyor. Nereye kaydedeceğinizi seçebilirsiniz. Hangi formatta kaydedeceğinizi seçebilirsiniz. Kalitesini ayarlayabilirsiniz. Ve görüntü oluştur dediğimde video olarak kaydedecek. Elimden geldiğince basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizin de işinize yarayan bir video olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa, yapamadığınız bir kısım varsa veya Adobe'la ilgili öğrenmek istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.